Herkese merhaba. Galatasaray defterini kapattık ve sezon başlarken doğal olarak MHK defterini açtık. Ben açmadım. MHK açtırıyor. Bu MHK hem Galatasaray'la hem kamuoyuyla hem zekamızı alay etmeye devam ediyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada önümüzdeki sezon bu hakemlerin %40'ının olmayacağını deklare etti. Yani 25 hakemlik Süper Lig kadrosundaki hakemlerin 10 tanesi gidecek benim anladığım bu vasat zekamla. 25 hakemin 10'u gidecek. Ayrıca çok önemli bir şey söyledi. Hakemlerin yakın zamanlı maçlara atanmasını doğru bulmuyorum. Fiziksel ve ruhsal yıpranıyorlar dedi. Bu haftaki atamalara baktık. Eyvah eyvah. O zaman şöyle yapalım. Biraz geriye alalım. Galatasaray'la alay etmesiyle ilgili iki tane video yapmıştım. Bu üçüncüsünü sayın. Bu hafta Galatasaray'ın maçını genç kardeşimiz Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler Yeni Malatya Galatasaray maçında Galatasaray'ın penaltı beklediği bir pozisyonda Atilla Karaaslan'ı uyarmadığı için Galatasaray taraftarlardan büyük tepki almıştı. Ve ne oldu? 2 hafta sonra Adana Demirspor Galatasaray maçına atandı. Bunda bir sıkıntı yok diyebilirsiniz. Helal olsun arkasında durdukları diyebilirsiniz. Adana Demirspor maçı 2-0 kazanırken maçın ilk yarısının son saniyelerinde uzatmada Galatasaray 5'e 3 bir kontra atak yakaladı kornerden sonra. Çok geniş bir alan vardı. Hop diye bitirdi. Gene kıyamet koptu. Diyor ki Ferhat Gündoğdu, hakemlerin yakın zamanlı maçlara atanmasını doğru bulmuyorum. Helal olsun. Herhalde böyle doğru bulmadığına göre, atamayı kendileri yaptıklarına göre, uzaylılar yapmadığına göre Arda kardeşleri yakın zamanlı olarak Galatasaray maçına vermez diyorsunuz. Aa, 21. hafta maçı. Galatasaray Giresun. Hakem kim? Arda kardeşler. Arda kardeşlerin ligde daha önce yönettiği son maç ne? Adana Demirspor Galatasaray. Bir hafta izin Galatasaray Giresunspor. Siz gerçekten provoke etmeye çalışıyorsunuz ya da bu Arda kardeşleri yok etmeye çalışıyorsunuz. Ya da Arda kardeşlerin Galatasaray lehine hata yapmasını istiyorsunuz. Ne istiyorsunuz yahu? Atanacak 25 tane hakemden 2 hafta üst üste Arda kardeşler Galatasaray maçına mı gönderilir? Bitmedi ki. Biliyorsunuz ligin ortalarında 3 Ekim'de Rizespor Galatasaray maçı oynandı. Bu maçı 2 tane FIFA kokartlı hakem vardı. Abdülkadir Bilirken sahada Ali Palabıyık yönetti. Berbat yönettiler. Galatasaray maçı önceden kopartabileceği pozisyonlar vardı. Takdir haklarını Rize'den yana kullandılar. Rizespor'un skor 2-2 iken faulünü vermediler. Dönen topta tartışmalı pozisyonda Galatasaray golü buldu. Bu hakemler yok oldu. Kimler ne hatalar yaptılar? Hep görev aldılar. İki FIFA kokartlı hakemimiz 11 haftadır ligde tek maç görev almadılar. Türkiye Kupası'nda tek maç görev almadılar. Ali Palabıyık'a yurt dışından gelen maç gönderildi ama FIFA listesi açıklandı. Ali Palabıyık orada, Abdülkadir Bitigen orada. Siz alay mı ediyorsunuz? Bu adamlar vebalı mı? Galatasaray lehine hata yaptın, otur kenara. Başka? Bir de Yaşar Kemal Uğurlu var. Federasyonda ya soyadı benzerliği olmayan bir akrabası var ya da bir ortağı. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Yaşar Kemal Uğurlu müdahale etti. Galatasaray'ın golü iptal edildi. Çok net bir penaltı yapıldı. Yaşar Kemal Uğurlu müdahale etmedi. Ya da müdahale etti. Halil Umut Meler ciddiye almadı. Ya birinin dinlenmesi lazım. Yaşar Kemal Uğurlu'nun belki ortağı var, belki akrabası var diye ironi yaptım da. Abi adam o gün bugün aradan geçen 8 haftada 8 maç üst üste sahaya çıktı. Bir Türkiye Kupası'na çıktı. Şimdi bu hafta da maç almış. Yürü oğlum diyorlar. Yani geçen hafta bayılacağını düşünüyordum. Bakın bu bariz hataları sadece Galatasaray üzerinden veriyorum ama
Hakemlik kadrosu ciddi erozyona uğramış durumda. Bir defa Ali Palabıyık'la Abdülkadir Bitigen'i yok sayıyorlar. Mobbingin tillahını yapıyorlar. Kamuoyuna hiç açıklama yapmıyorlar. Şamaroğlanına çevirmiş durumdalar. Ayıptır. Sonra hakemlere saygı gösterin diyorlar. Yok ya, siz saygı gösterin. İnsanların zihniyle alay etmeyin. Yani Arda kardeşleri Adana Demirspor maçından sonra yine mi Galatasaray'a verdiniz? Bu hafta dinlendikten sonra yine mi Galatasaray maçına çıkacak? Yapay zekadan faydalanacağız diyordunuz. Programı yazılı ya. Tıklarsanız görürsünüz. Hakemin psikolojisi de önemli. Taraftarların, spor severlerin psikolojisi de önemli. VAR'daki hatalara hiç değinmiyorum. Rize maçından bu yana 11 haftada Fırat Aydınus 10 maça çıkmış. Bir daha çıkacak. Yaşar Kemal Uğurlu 8 artı 1. Erkan Özdemir 8 artı 1. Halil Umut Meler 7 artı 1. Bunun yanında 2 Süper Kupa, 2 Dünya Kupası, 1 Süper Kupa finali. O da dinlenmemiş. Cüneyt Çakır 7 artı 1 bu hafta. Artı 1'ler hep bu hafta yönetecekleri. Mete 7, Ümit Öztürk 7, Arda Kardeşler 6 artı 1. Bir tanesi Galatasaray, artı 1 yine Galatasaray. Ali Çağsalan 6, Zorbay Küçük çok tartışıldı 6 artı 1. Hüseyin Göcek 5 artı 1. Alper Ulusoy 6 artı 1 falan. Alay etmeyin. %40'ı olmayacak önümüzdeki sene hakemlerine. Peki siz olacak mısınız? Oraya şöyle diyeceksiniz. Biz olursak olmayacak. Soru net. Gören hemen sorsun. Ali Palabıyık'la Abdülkadir Bitigen şike mi yaptı? Bahis mi oynadı? Sakatlar mı? Bu nedir ya 3 ay maç vermemek bir hakeme? İki hakem bıraktı. Halis Özkaya kendi bıraktı. Maçı bitirdi. Uzatmayı kısa oynattı. Takımlar soyunma odasına gitmişken hadi gelin kardeşler dedi. Ve yani bıraktı. Ben bırakıyorum dedi. Özgür Yankaya Antalya Rize maçından sonra görev almıyor. Bakıyorsunuz Rize etkisi mi bu? Rize etkisi ise bırakın o koltuğu. Sayın Servet Yardımcı siz de çıkın bir açıklama yapın. Yani ya birisi açık kurumsal bir açıklama yapın ya. Ali Palabıyık'la Abdülkadir Bitigen'in bu kadar ceza almasını, Yaşar Kemal Uğurlu'nun, Halil Umut Meler'in yani hatalar üzerinden gidiyorsanız bu kadar ödül almasının sebebini kamuoyuna açıklamak zorundasınız. İnsanlar icraatlarıyla konuşur. Yaptığınız icraat diyor ki kardeşim Galatasaray'ı yakabilirsiniz. Galatasaray'ın lehine olacak hata yapamazsınız. Çok acıtıcı ve çok sıradan bir yorum değil mi? Ama böyle anlaşılmaması için siz ne yapıyorsunuz? Yaşar Kemal Uğurlu VAR'da neyi iyi yaptı da sürekli sahada maç aldı? Abdülkadir Bitigen VAR'da neyi yanlış yaptı da hiç maç alamıyor? Niye sökmüyorsunuz kardeşim bu kokartlarını bu insanların o zaman? Söylediğinizle yaptığınız birbirinize uysun. Ben %40 hakemin olmama ihtimaline ihtimal vermekle birlikte MHK'nın orada olmasına da hiç ihtimal vermiyorum. Böyle atama yapılmaz. İnsanlarla lütfen alay etmeyin. İşinizi ciddiye alın. Üstelik hatırı sayılır paralar da kazanıyorsunuz. Hayır için yapmıyorsunuz. Saygılar, sevgiler herkese. Lütfen kanalıma abone olun. Görüşmek üzere.